Size bu videoda asal sayı olmanın, asal sayı olmanın ne demek olduğunu anlatacağım. Bu videoda göreceğimiz asal sayılar kavramı oldukça net ve temel. Ama ileride asal sayı kavramının birçok farklı şeyin mantığında kullanıldığını öğreneceksiniz. Mesela bunları örnek vermemiz gerekirse. Kriptoloji, yani şifre biliminin, şifre biliminin önemli bir kısmının asal sayılardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Ayrıca asal sayılar bilgisayar şifrelemelerinin tabanını oluşturur. Yani bilgisayar şifrelemesi derken, bilgisayarın, bilgisayarların dilinin tabanını oluşturur. Neyse bunları şimdilik bilmenize gerek yok. Sadece asal sayıların çok önemli olduklarını bilin yeter. O zaman şimdi asal sayıların tanımını yapalım. Tanım başta pek bir şey ifade etmeyebilir ama örneklerle pekiştirdiğimizde kafanızda bir şekil oluşacak. Peki bir sayının asal olduğunu nasıl anlarız? Bir doğal sayı olmalı. Hemen doğal sayıları hatırlayalım. Mesela 1, 2, 3 gibi. Yani birden başlayan sayma sayıları. Ya da pozitif tam sayılar da diyebiliriz. Ve bu doğal sayı sadece iki doğal sayıya bölünebiliyor olmalı. Kendisine ve 1'e. Evet, biraz karışık duruyor ama örnek yaptıkça anlayacağınıza eminim. Şimdi bu sayıların asal olup olmadığını anlayalım. En küçük doğal sayı ile başlayalım. 1. 1 bir sadece 1'e ve kendisine bölünebilir. Buna göre 1'in asal sayı olması lazım değil mi? Ama tanımımız 2 tane doğal sayıya bölünmesi gerektiğini söylüyor. 1 bir sadece 1'e bölünebilir, yani 1 asal sayı değildir. 2'ye geçelim. 2, 1 ve 2 tarafından tam olarak bölünebilir. Ve başka bir doğal sayıya bölünemez. O zaman bizim tanımımıza uyuyor. 2, bir asal sayı. Asal sayıları daire içine alalım. Evet, böyle bir renkle daire içine alalım. 2'nin bir özelliği daha var, o da asal olan tek çift rakam olması. Çünkü 2'den büyük her çift sayı 1'e, kendisine ve ayrıca 2'ye bölünebilir. Diğer videolarda bu konudan daha fazla bahsedeceğiz. Şimdi 3'ü deneyelim. 3, 1 ve 3'e bölünebilir ve bir başka sayı ile bölünemez. 2'ye bölünemez. Demek ki 3 asal sayı. 4'ü deneyelim. 4, 1 ve 4'e bölünebilir ve 2'ye de bölünebilir. 3 doğal sayıya 1, 2 ve 4'e bölünebilir. Yani asal sayı olması için gereken kısıtlamaları karşılamıyor. Peki 5'i deneyelim. 5, 1'e bölünebilir. 2, 3 ya da 4'e bölünemez. 5, 4'e bölünür tabii ama size 1 kalanını verir. Yani tam olarak bölünemez. Ve son olarak 5'e tam olarak bölünebilir. 5 sadece 2 doğal sayıya tam olarak bölünebilir. 1'e ve 5'e. Demek ki 5 asal bir sayı. Evet, devam edelim. Biraz daha ilerleyince daha zor sayıları deneyeceğiz. Şimdi 6'yı deneyelim. 1 2 3 ve 6'ya bölünebilir. Demek ki 6'nın 4 tane doğal sayı çarpanı vardır. 6'nın bölünebileceği sadece 2 sayı yok, 4 sayı var. Demek ki 6 asal değil. 7'ye bakalım. 7 sadece 1'e bölünür. 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünmez ve tabii ki bir de 7'ye bölünebilir. Demek ki 7 bir asal sayıdır. Yani daha 2 yaşındayken öğrendiğin sayılardan bahsediyorum. 0 ve negatif sayılar, kesirler, irrasyonel sayılar değil. Sadece pozitif sayılar. Bu doğal sayılardan hangilerine bölünebiliyor ona bakacaksınız. Sadece iki tanesine bölünebiliyor olmalı. Yani kendine ve bire bölünebiliyorsan sen bir asal sayısın demektir. Bence eğer bir sayısının özel durumunu düşünmezsek, asal sayılar tıpkı yapı taşları, tıpkı atomlar gibidir. Onları daha fazla bölemezsiniz. Atom gibiler. Yani insanların atoma ilk bulduklarında sandıkları gibi. İnsanlar ilk zamanlarda atomların daha fazla bölünemez parçalar olduklarını düşünüyorlardı ama biz artık atomları bölebileceğimizi ve bunu yaparsak bir nükleer patlama yaratabileceğimizi biliyoruz. Yani asal sayıları daha küçük doğal sayıları ayıramazsınız. Onları daha küçük doğal sayıların çarpımı haline dönüştüremezsiniz. Mesela 6. 2 çarpı 3 değil mi? 6'yı bölebilirsiniz. Asal sayıların çarpımı olarak yazabilirsiniz. Bir bakıma parçalarına ayırmış olursunuz. Ama 7'yi bu şekilde bölemezsiniz. Bütün diyebileceğiniz 7 eşittir 1 çarpı 7. Ama o zaman da pek parçalarına ayırmış olmuyoruz. 7 yine orada duruyor. 6'yı parçalayabilirsiniz. 4'ü 2 çarpı 2 olarak parçalayabilirsiniz ve bunun gibi. Şimdi de biraz büyük sayıları düşünelim ve asal olup olmadıklarını bulalım. Mesela 16'yı deneyelim. Tüm doğal sayılar 1'e ve kendine bölünür. Yani 16 da 1'e ve kendisine bölünür. Ama bakalım başka sayılara da bölünür mü? Eğer başka bir sayı varsa 16'nın asal olmadığını anlayacağız. 16'yı mesela 2 çarpı 8 olarak yazabiliriz. Ya da 4 çarpı 4 olarak. Demek ki 1 ve 16 dışında bir sürü çarpanı var. Yani 16 asal değil. Peki ya 17? 17, 1 ve 17'ye bölünebilir. Peki başka? 2'ye bölünemez, 3'e bölünemez, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 1 ile 17 arasındaki hiçbir sayıya bölünemez. Demek ki 17 asal bir sayı. Şimdi size zor bir soru sorayım. Bu soru birçok insanı kandırıyor. 51. 51 sizce asal bir sayı mı? İsterseniz videoyu burada durdurun ve kendi kendinize bulmaya çalışın. 1 ve 51'den farklı 51'i tam olarak bölen bir sayı var mı? Garip bir sayı değil mi? İlk bakışta asal bir sayıymış gibi görünebilir ama size cevabı vereyim. Hayır, asal değil. Çünkü 3 ve 17'ye bölünüyor. 3 kere 17 eşittir 51. Evet, umarım bu size asal sayılar hakkında bir fikir vermiştir ve asal sayı olmanın ne demek olduğunu size anlatabilmişimdir. Hoşçakalın.